Merhaba, Pelin Şef'e hoş geldiniz. Bugün sıcak sütlü kek tarifi veriyorum. Gerçekten çok lezzetli, yumuşacık bir kek. Bence bayılacaksınız. Kekimize 100 gram tereyağı kullanıyoruz. Tereyağımızı eriteceğiz. Tereyağımızın üzerine 1/4 su bardağı süt ilave ediyoruz ve ikisini birlikte güzelce ısıtıyoruz. Şimdi bu kekte kullanacağımız süt sıcak olacak. Yani kaynara yakın bir sıcak olacak. Bu nedenle iyice ısıtıyoruz. Karıştırma kabına 4 adet yumurtayı alıyoruz ve çırpmaya başlıyoruz. Şekeri birazdan ilave edeceğiz. Yumurta ve şekerin birlikte çok iyi çırpılmaları gerekiyor. Bu kekte 1,5 su bardağı toz şeker kullanıyoruz. Toz şekeri yumurtayı çırparken azar azar ilave etmeye devam ediyorum. Bu keki ben seneler önce annemin çok eski bir tarif kitabında, en az 30 senelik bir tarif kitabında görmüştüm. O zaman annem denemiş bu keki ve yanına çok kabarıyor, büyük bir kek kalıbı kullanılmalı diye not düşmüştü. Oradan aklımda kaldı ve epeydir de denemek istiyordum. Gerçekten sonuçtan çok memnun kaldım. Yani çok yumuşak, çok kabaran, dokusu çok güzel, çok lezzetli bir kek oldu. Daha sonra araştırdığımda da 1950'lerde bu kekin Amerika'da çok popüler olduğunu gördüm. Yani çokça denenmiş, güvenilir bir tarif olduğunu düşünüyorum. Bir paket de vanilya ilave ediyoruz. Yumurtalarımızı çok iyi çırptıktan sonra bir tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi ilave ediyoruz. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz veya limon kabuğu da koyabilirsiniz. Bence farklı malzemelerle zenginleştirilmeye çok müsait bir kek. Yani içine farklı meyveler konabilir, belki farklı aromalar kullanılabilir. Hatta pasta keki olarak bile kullanılabilir diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu karışım gördüğünüz gibi çok güzel köpürtüldü. Şimdi artık sıcak süt ve yağ karışımına ilave etmeye geldi sıra. Hemen sıcak sıcak keki bir taraftan çırparken süt ve yağ karışımını ilave ediyoruz. Azar azar döküyoruz. Bir taraftan da çırpıyoruz. Hepsini birden hızlı bir şekilde dökecek olursanız içindeki yumurtaları pişirebilir. Bu da koku oluşmasına sebep olur. Karışım miktar olarak biraz fazla. Bu nedenle büyük bir kek kalıbı kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. 2,5 su bardağı un kullanıyoruz bu tarifte. Azar azar onu da ilave ediyorum. Aslında eleyerek de koyabilirsiniz dilerseniz. Ben daha önceden unumu elediğim için gerek duymadım. 2,5 su bardağı da un koyduk. Bir paket de kabartma tozu koyuyoruz. Şimdi sadece unu karışıma yedirene kadar çırpacağız. Evet, şöyle kaşıkla da hafifçe alt üst ediyorum. İyice karışmış mı diye kontrol ediyorum. Gayet güzel. Sulu bir kıvamı var. Şimdi daha önceden tereyağıyla yağlayıp unladığım kek kalıbıma boşaltıyorum. Kalıbı tereyağıyla yağlamanızı tavsiye ederim. Sıvı yağ maalesef yapışmasına sebep oluyor. Ben hep yaptığım gibi şimdi üzerine alüminyum folyo ile kapatıyorum. Böyle fırına vereceğim. Önceden ısıtılmış 170 derecedeki fırında 40-45 dakika kadar pişiriyoruz. Fırından almadan önce mutlaka içinin pişip pişmediğini bir kürdan yardımıyla kontrol etmelisiniz. Evet, benim kekim 45 dakika sonra fırından çıktı. Biraz ılındıktan sonra kalıptan çıkardım. Üzerini pudra şekeriyle süslüyorum. Evet, şöyle içini de görelim. Bakın, çok güzel. Taze meyvelerle servis edebilirsiniz veya üzerine çikolata sosla çok yakışacaktır. Şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Videolarımı izlemek ve yeni tariflerden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.